Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yapıyoruz. Umarım burayı da kış gelene kadar bitirirler inşallah. Abiler burada bir çekirge istilası var. Oo, bu ne arkadaş, bu ne? Buralara sonbahar gelmiş, şu anda da yağış var. Çırak Petrol'den 2158 kilometre yol gelmişiz. Kola ver diyor. Biz gümrüğe geldik. Şu binaya girip erakları oraya teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar, Moskova'da Kemal abi vardı bildiğiniz üzere. Kemal abiyle geçiyoruz. Orada bugün yatıp dinleneceğiz. Sabah gelip yükümüzü boşaltacağız inşallah. Kızıl Meydan'ın önünden geçiyoruz sadece. Uğramıyoruz, durmuyoruz. Çünkü çok geç oldu. Saat 4.30 oldu. Abi sıcak dedim, koltuk yanıyor ha, Kemal abi dedim. Dedi yok, ben onun ısıtıcını astım. Buraya da gelip 150 bin ruble para aldık, geri gittik. Gece gece Kemal abiyi gezdiriyoruz vallahi. Moskova'dır baba. Varız bu alemde. Bu kadar gezdirdin sabah kadar abi, hakkını ödemek lazım. Hadi ayağına sağlık. Türkiye'den bir şey lazım olanlar sen bana zenk vur, ben ayarlarım. Her sabah olduğu gibi bu sabah da antrenmanımızı yapalım. Evet değerli dostlar, Moskova'da yükümüzü boşalttık. Böyle sağa dönüyor gibi yapıyoruz. Şöyle sol tarafa geçip soldan devam ediyoruz abiler. Şöyle gideceğiz. Astrana 36 kilometre kalmış. Maçkale'den 494 kilometre yol gelmişiz. Haydi bakalım. Abi sığırcıkların şu şeyine bak ya. Şov yapıyorlar resmen havada. Allah Allah. Figürlere devam. Abiler burada bir çekirge istilası var. Oo, bu ne arkadaş, bu ne? Allah Allah dedim. Abi her taraftalar ve sürü bitmiyor. O kadar çok var ki. Şu havada uçuşanlar görünüyor mu ya? Abilerim buralarda artık sonbahar gelmiş. Hava 17 derece. Bizim petrole yaklaştık. Bizim Rusya'daki Rospetrol var bildiğiniz üzere. Sürekli yakıt aldığımız yer. Bizim şirketin anlaşmalı olduğu yer, oraya geldik. Dediğim gibi buralara sonbahar gelmiş. Şu anda da yağış var. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Sola sinyal verdik de nasıl geçireceğiz? Rospetrol de burayı bayağı bir yaptı. Şöyle sola geçip bakalım bizim adamlar. Kimse yok iyi. Ben sola geçtim. Çık da gideyim hadi. Şu yakıtlarımızı bir ölçelim, dolduralım bakalım abi ne olacak. Şimdi bunun soluna mı duralım biz? Bakın. Aynen. Bunun biz sağına dursaydık. Neyse dur şöyle yapalım. Oraya da yetişir herhalde. Çıkacak mı lavo? Şimdi arkadaşlar Azerbaycan Çırak Petrol'den 2158 kilometre yol gelmişiz. Çırak Petrol'de depoları fullemiştik.
2158 kilometre yol yapmışız. Şimdi kaç litre yakıt alacağız? Bakalım, %32.2 diyor. Yakıtı 695 litre yakıt yaktım diyor. Bakalım ne kadar doğru çıkacak. Şimdi ben az önce sağ depoyu ölçtüm. 7 santimde kaç litre alacak? 9 santim görünüyor. Pompaya bastık bakalım. Daha açılmadı. Çekici sol depo. Şimdi olmuş. 9 santim. Yarım santim ya. Böyle bir ayar şekli yok ya. 4.5 sağ doldu. Mola ver diyor. Biz gümrüğe geldik. Gümrüğe gireceğiz şimdi. Yani böyle ayarlamak da helal olsun. Dayı oğlu. Şimdi evrakları hallettik. Şu kulübede girişimizi yaptı. 4.5 saatlik sürüş süremiz doldu. Mola ver diyor. Tamam, vereceğiz, sakin ol. 4 saat 34 dakika. Şimdi bana buraya park et dedi sağ tarafa. Ondan sonra sabah şu binaya girip evrakları oraya teslim edeceğiz. Şunun birinin yanına gireceğiz artık. Bakalım. Kaç numara yazmış bize? 10'a vermemiş. Birine yana soralım. Arkadaşlar, Kemal abi geldi. Kemal abiyle gezmeye gidiyoruz. Bugün bize Moskova'yı gezdirecek inşallah. Bakalım. Saat de gecikti ama işin çıkmazsa bakalım hayırlısı Kemal abi. Saat 1. Saat gece 1. Gezmeye derken bize gidiyorlar. Aynen öyle. O kadar yolu gezip gelmişim. Burada misafir edemeyeceğiz mi seni? Eyvallah Kemal abi, eyvallah. Gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, Moskova'da Kemal abi vardı bildiğiniz üzere. Kemal abiyle geçiyoruz. Orada bugün yatıp dinleneceğiz. Sabah gelip yükümüzü boşaltacağız inşallah. Herkese... Hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin inşallah. İyi, sağ ol abi. Sen de sağ ol abi. Sen de sağ ol. Vallahi. İyi oldu ya, gidek yatak dinlenek, bir yatak yüzü görek. Bugün bir yatakta yatak. O senin suçun, geldiğinde sakince kaçıp gidiyorsun. Abi, alamıyorsun ki. Abi vaktim olmuyor ki, oraya yetiş oraya yetiş. Ha şimdi bak sana yakın geldi, 50 kilometre. Yani normalde ben... 250 kilometre gelmedim mi sana yakın? Ya geldin de durmadık ki işte. Arkamızda balık yüklü de, bana şimdi yük. Burada sabah boşalacak, sana yakınız. Kafamız rahat şimdi. Sen gerçek araba. Kitledim, sıkıntı yok. Bir de orada hep kamera var her yerde. Kendi fabrikaların önü ya, sıkıntı yok. Yok, bir şey olmaz. Orada bir şey yapamazlar abi, fabrikanın yani malını. Zaten yapamazlar, bu bölgelerde. Aynen öyle. Devam. Arkadaşlar, dingilleri sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teker var. Abi sen o arabayla çok yaşamam, ben sana söyleyeyim. Çünkü çalıştığını lastiğe verin. Öyle değil mi Kemal abi? Abi 7 teker var. 7 de bu tarafta var, 14. Abi 2 de çekicinin ekstra lastiği var. 16 lastik. Türkiye'de her bir lastik 10 bin lira. 70 bin lira bir takım. Abi 160 bin lira bir takım. Ya bir tarafta 6 mıydı, 7 miydi? 7 7. Ha bak, halamızın okulları duruyor bak. 7 transport mu? Radar mı? Radar. Canlı radardır abi. Ama bu belli abi, bizimkiler gizleniyor, saklanıyor. Çorba parası bekliyorlar da. Ya severler. Birini çektim, biri videoda. Canlı veriyorum.
Ama onu keseceğim orayı tabii. Kes lan. Bunlar hep kayboluyor mu? He. Kayıtasın. Sıkıntı yok. Gidiyoruz Moskova merkeze. Geziyoruz abi bu akşam. Gezerim ben bu akşam. O bir tane şarkı var ya, içerim ben bu akşam diye. Biz içmeyelim de biz gezek. Biz zaten içmiyoruz ki ya. Evet. Sadece kokmuyoruz. Yok, hiç gerek yok abi. Moskovski'dir baba, Moskovski. Burası oğlum... Moskova, ha içerisi. Merkez değil mi? Makat'tayız. Merkez. Bedbomb. Bedbomb ne abi ya? Cattır baba. Aşağıdan sıcaklık geliyor mu? Onu açma kurban olayım. Alttan bir sıcaklık vuruyor. Az önce diyorum ki Kemal abi dedim, burayı diyorum. Ya diyor koltuk ısıcısını astım. Ne bileyim bizim tırda yok. Ha yeni çıkan tırlarda var ama benim tırımda yok. Daha önceden görüşmediğiniz bir arkadaş. Lan bu sıcak. Dedim koltuk yanıyor ha Kemal abi dedim. Dedi yok ben onun ısıcısını astım. Kapattık. Devam. Europolis. Abi ben burada gezdim ha. Ben sana söyleyeyim. Burası çok büyük. İçeriye giriyorsun kat kat. Bizim restoran. Bir yerden bir yere bağlantısı da var böyle. İçeride ayrı bölümden ayrı bölüme geçiyorsun. Orada değil mi? Bizim restoran var. Ben ilk Rusya'ya geldim de Food City tarafına gittik dedim ya. Ha. O zaman Food City'ye falan gittik. Biz oradan para aldık. Benim araba çamura batmıştı ilk videoda. Biliyorum. Ha o zaman ben Food City'ye gidip... Çekici falan çağırdım. Aynen. 50 bin ruble. Aynen. 1600 dolar verdik. Buraya da gelip 150 bin ruble para aldık. Geri gittik. Buradan birinden. Ben burayı hatırladım. Sana dedim ya Kemal abi dedim. İlk gittiğim yere benziyor bu dedim. Konuma baktığım zaman dedim. Aa bura, bu ara sokakta mıydı lan onlar? Vallahi benim adamlar bu ara sokaktaydı sanki. Vallahi oraya benziyor Kemal abi ben sana söyleyeyim. Ben bilmiyorum ben öyle yerlere pek girmem. Arkadaşlar Moskova'da geziyoruz şöyle. Şehir merkezindeyiz. Ulan camdaki pisliği bile çekiyor arkadaş. Şehir merkezinde gezmeye devam. Bu arada gecenin saat 3 oldu, o da ayrı bir konu. Sırf burayı size aktarabilmek için gece gece Kemal abiyi gezdiriyoruz vallahi. Kemal abiyi gezdiriyoruz. Abi işte gecenin bu saatinde bizim için uğraşıyorsun, Allah razı olsun. Ne demek? No teka diyor, no teka yani şey değil mi, eczane değil mi? Ne? No teka. No teka ne? Anteka olması lazım. Pateka diyor. Pateka ne abi? Pateka. Ev kredisi. Ev kredisi. Kamba diyor, bak banka diyor bu. Banka. Çopkom Bank. Sofkom Bank. Sofkom Bank. Ben az bir çok okuyabiliyorum ya. Ha, Çopkom Bank. Çopkom Bank'ı, Sofkom Bank. Bugün o kadar etti ki ben o kelimeyi unutturdum ya da. Neydi abi? Mijna? Mijna Narod ne dalini boşik. Mijna Narod ne dalini dalini boşik. Ya yeter, unutturacaksın yine kelimeyi böyle. Dur bakın Mijni Darodni Dolni Beşik Dalni Beşik. Ha. Yani olacak zamanla. Öyle. Abi Kızıl Meydan'a mı geldik? Ha. Vallahi bir fotoğraf çekilir mi ha Kızıl Meydan'a geldiysek? Ha Kızıl Meydan'a. Nereye geldik? Ne bileyim. Nereye gittiğimiz bilmiyor. Karaoka diyor. Buraları ben navigasyonsuz geziyordum. Normalde navigasyonsuz gezerim sen. Ha, sağdan, evet, dur sağdan. Lan yol benim lan köpeği oğlum. Hayvan oğlu hayvan yol benim sen nereye sokuyorsun kendini? Moskova'nın içinde geziyoruz abi gece. Kemal abinin evine doğru gidiyoruz birazdan yatacağız bakalım. Aşağıda mı abi sen de? Evet. Saati göstersene saat kaç? Hani? Hani nerede saat? Aa şurada asıl. Görünür mü? Görünmüyor da yaklaşım o zaman görünür abi. Şu adres için. Ney bu? Zemlin Nayavav. Oradaymışız abi. Aşağı doğru yürüyoruz. Saat çekelim. Gece gelelim. Beni niye çekelim? Kemal abiyle geziyoruz. Kimse yok. Saate bak abi. İyi
Saat görünmüyor Kemal abi. Görünüyor ha yakarım. Şimdi görünür. Yaklaşamayacağım. Yok görünmüyor. Durmam lazım. Saat 3.30. Kemal abi aldım görüntüyü. Ben görünüyor muyum? Evet. Ha bak arkadan abla geliyor. İyi bir kişi daha varmış bizden manyak. Arkadaşlar Kızıl Meydan'ın önünden geçiyoruz sadece. Uğramıyoruz, durmuyoruz. Çünkü çok geç oldu. Saat 4.30 oldu. Arabaya doğru geçiyoruz. İşte burası Kızıl Meydan dedikleri yer. Rusya'nın en ünlü, Moskova'nın en ünlü yeri. Ezmeye devam abiler. Sabahlar olmasın. Karşıda da bir yine kilise. Kemal abi. Kemal abinin derdine yansın yanan. Uykusuz kaldı sabaha kadar. Uyutmadık. Olanlar oldu bir kere. Bura ne abi? Burayı böyle koruyorlar. Beyaz Saray mı? Kremlin. Kremlin o ünlü bir yerdi değil mi? Lenin'in yattığı yer işte. Lenin? Hani bizim Atatürk var ya. He. Bunların da Lenin'in yanı var. He ataları. Moskova'dır baba. Jeti bıraktık Moskova'ya geldik. İsyanlardayız. Aynen. Düzeleceğiz Kemal abi. Düzeleceğiz Kemal abi. Üzme dağıtacağım. Onun da beyni karıştı. Bunda beyni yok. O da atları karıştı. Kilisli, mirisli hepsini karıştırdı. Hala güneş doğuyor sanki ha. Sabah oldu. Evet. Sabah oldu. Biz nereye gidiyoruz? Navigasyon doldu. Hatlar karıştı gene. Ne yapacağız Kemal abi böyle? Bu Moskova'nın içinde abi şeyi kayboluyor ya. Navigasyon kayboluyor ya, şehir merkezinde. Bu Kremlin'e sinyal kesişim var. İHA saldırısı oldu ya. Ondan GPS dolayı, sinyali kayboldu. Aynen bizimki de söyledi zaten kayboldu diye. İHA saldırısı olduğu için sinyal kesici kullanıyor. Sinyal kesici. Sola dönün. Aynen. Ha koruma amaçlı. Adres şaşırtma. Savaştan dolayı adres şaşırtma olayı var arkadaşlar. Yani denk getirmiyor sizi gitmek istediğiniz yere. Net konum alamıyorsunuz. Ben ellerde polisler var. Bak. Ha, aynen. Her yerde polis var. Bura Beyaz Saray herhalde. Yok. Ne Beyaz Saray? Beyaz Saray nerede? Beyaz Saray nerede Kemal abi? Amerika. Amerika'da mı? Tabii. Burada ne sarayı vardı? Kremlin Sarayı. Ha şeyin sarayı orada mı? Kremlin. Putin'in sarayı orada mı? Evet. Oo Putin amcanın yanından geçtik o zaman. Aynen. Ula bir görüşeydik onun bir kulağını çekeydim. Gelecek kaynatabilirim. Onun bir kulağını çekeydik. Çek. Her yeri çekiyor, her yeri. Allah Allah, geziyoruz ha, baba. İstanbul'da Arbat var ya, İstanbul'da Taksim var ya. He. Buranın da Arbat'ı bura. Burada Taksim gibi yani. Taksim. Arbat dedikleri. Ha baksana gibi. Taksim gibi abi işte bak. Ha. Arbat dedikleri. Burayı yeni Arbat. Bunun arkası eski Arbat. He. Bizim Türk restoranlarının çoğu arka sokak. Ha burada Türk restoranları var. Çok arka taraf. GPS sinyali kayboldu. Tamam sen. Efendi var, Mezopotamya var, Bosfor var. Her şey vardı. Bardak restoran var. Allah Allah. Bardak restoran gerçek burada değil de bardak restoran Kitay Koru. Moskova'dır baba. Buralar Radisson Oteli'ymiş arkadaşlar. Radisson Oteli'nin önünden geçiyoruz. Kızıl Meydan'ı falan geçtik. Arabamıza doğru geçiyoruz artık.
gidip yatma zamanı geldi. Ulan yük boşaltacağız biz yarın ya. Size gidiyor, size mi gidik? Size gidiyoruz. İyi hadi size gidelim abi, yapacak bir şey yok. Kemal abi bırakmıyor, bugün diyor bizde kalın. Allah Allah. Şu anlar arasında yüksek binalar var, onlar neydi ya? Dört saat eczaneler açık abi. Hep nöbet. Ne abi, MİT mi? Milli İstihbarat Binası. Milli İstihbarat'ın yeri belli olmaz genelde ama. Niye bizde Çankaya'da? Çankaya'da değil mi hepsi? Çankaya'da. Buranınki de burada. Abi sinyal kesici bak güzeldi ha. Sinyal kesilmez oldu. Kremlin'i geçtik. Allah Allah. Buraya bomba düşmedi işte. Benim evde burada. Senin ev şura mı? Evet. Senin evin oradan mı geçiyor diyor? Evet. Dönüp geri geleceğiz. Arkadaşlar herkese hayırlı geceler Moskova'dan. Allah'a emanet. Hayırlı sabahlar. Sabah oldu gerçi. Saat kaç? 4.34. Sabaha sabah ettik. Şuraya bomba düşmedi mi Kemal abi? Düştü. Ha o İHA buraya düştü değil mi? Of, Moskova City bura mı? Ha şura işte benim. Şuraya geleceğiz. Dönüp geri geleceğiz. Moskova City bura değil mi? Yok. O yüksek binaların orada değil mi? O Moskova City dedikleri camlı binalar. Ha? Camlı binalar. Şunlar da değil. Yok buralar. Moskova'dır baba. Varız bu alemde. Arkadaşlar burası Moskova çayı. Kemal abi geldi, bir duş aldık. Evinde dinlendik biraz. Şimdi sabah oldu ve araca doğru geçiyoruz bakalım. Fazla uyumadık yani, toplamda bir iki saat önce uyuduk. Hiç uyumadık. Ondan sonra da bir duş aldım. Arkadaşlar beni uyutursun şuraya. Hiç uyumadım. Dedim Kemal abi bırak beni bir saat uyuyayım dedi, bari tamam sen uyu. Bir saat uyudum, kaldırdı, ondan sonra dedi kalk işe geç kalacaksın, arabanın yanına geç kalacaksın. Duş aldım, ondan sonra çıktık. Buradan mı dönüyormuşuz? Lan git oğlayın, cehennem o. Aman abi. Zaten uykusuzum zaten. Bizden uzak durun de. Moskova'dır baba. Vallahi Moskova'da güne uyandık. Kemal abiyle adım adım araca doğru geçiyoruz. Aracımız 45 km uzaklıkta, yaklaşık bir 58 dakikalık yolumuz var. Ve Moskova'nın güzel şehrinde, yani güzel şehir Moskova'da geziyoruz bakalım Rusya'nın. Bura başkent miydi abi? Başkent. Bura başkent, evet. Başkent Moskova'dan saygılar, selamlar dostlar herkese. Devam Kemal abiyle gezmeye devam abi, durma yok. Sabaha sabah ettik, gözlerimizi kapatmadık. Bir işte Kemal abinin az bir şey uyudum. Geri kalk, devam. Evet değerli dostlar, Moskova'da kısa bir gezi yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Çok fazla ötenemedim. Ama sizlerden ricam, uykusuz kalıyorum bir şeyler yapmak için, bir yerlere gelebilmek için. Emek ediyorum. Arkadaşlar sizlerden ricam, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Moskova'dan herkese saygılar, selamlar. Kemal abinin de çok selam var sizlere. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Uyumak yok abi. Moskova'ya gezmek için uyumadık. Arkadaşlar aracın yanına geldik Kemal abiyle. Kemal abi de burada. Şimdi bir kahve hazırlayacağız bakalım, sabah kahvesi. Ayıkma modu. Kemal abiye güzel bir Türk kahvesi yaptık, bol köpüklü. Sonuçta yakaladık arkadaşlar Türk kahvesi. Güzel böyle kavurma, sebzemiz, mebzemiz, meyvemiz. Afiyet şeker olsun Kemal abi. Eyvallah arkadaşım, sağ olasın. Bu kadar gezdirdin sabah kadar abi, hakkını ödemek lazım. Şimdi bir kahveyle hakkımı ödedim mi zannediyorum? Ya düzeleceğiz inşallah. Kemal abiyle kahvaltı ettik, Kemal abiyi uğurluyoruz. Abi Allah'a emanet, teşekkür ettim her şey için. Vakit ayırdığın için çok sağ ol. Allah'a emanet ol, görüşürüz abi. Benim bir şey olursa ararsın. Tamam tamam abi, Allah'a emanet. Hadi ayağına sağlık. Tamam. Türkiye'den bir şey lazım olanlar sen bana zenk vur, ben ayarlarım. Tamam. Hadi görüşürüz abi.
Canım gibi hızlı. Abi Allah'a emanet, görüşürüz. Arkadaşlar buraya kışın da gelmişti. Kamil abim ilk boşaltmaya geldiğinde o da buraya gelmişti. Bizim gümrük bura. Buradan üçüncü kata çıkacağız en üstte. Orada evrakları vereceğiz bakalım. Her sabah olduğu gibi bu sabah da antrenmanımızı yapalım. Her sabah olduğu gibi bu sabah da uyandırdım seni. Çalış bakalım. Kemal kaptan gümrükte takılı kalırsa ne yapar abi? Bim'den aldığı yufkayı açar, sigara böreği yapar, çay yapar, salata yapar. Hazırlamaya devam. Arkadaşlar vallahi öyle bir kahvaltı hazırladım. Yemin ederim var ya, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok abi. Hala içine maydanozla ha. Abav. Ya hadi gelin abiler bir kahvaltı edelim ya. Moskova'dayız, Krasnomarsk'tayız. Arkaya açtılar, balığımıza baktılar, yükümüze. Ve daha sonra işte şimdi kahvaltı ediyoruz. Artık yükümüzü ne zaman, evrağımızı ne zaman bitirirlerse ondan sonra yükümüzü boşaltmaya geçeceğiz. Ve size güzel bir haberim var. Diğer videomuzda İran'a doğru gideceğiz. Yani buradan Tolyatı'ya gideceğiz. Samara'ya, başka bölgeye gidiyoruz. Tolyatı, Samara'ya gideceğiz. Oradan yükleme yapıp Azerbaycan üzeri, İran üzeri Türkiye'ye giriş yapacağız. Farklı bir yol. Bu servis Vladikavkaz yok. Haydi bakalım. Ben şimdi kahvaltı ediyorum. Buyurun gelin. Gelemezsiniz. Uzaktayız. Ama bugün hep birlikte bir yerde bir kahvaltı edelim inşallah. Selamlar. Abi kahvaltı ediyorum. Bir tane kumru. Kumru diyorum pardon. Güvercin. Seyip güvercin ama yani. Hem güvercini değil. Dam güvercini değil. Lan geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Dedim bu bir şeyler istiyor. Buna bir şeyler verecek. Ne verecek abi? Bulgur verecek. Şuraya biraz attım. Baktım yedi. Götürdüm kenara döktüm. Şimdi yiyor bak. Abi bu hayatta herkes nasibini yer. Geldi bir istiyor gibi yüzüme baktı. Ben de oraya götürdüm. Bulguru döktüm. Adam şimdi karnını doyurur. İnşallah hepsini iyi bölmez. Onun hepsini yerse vallahi şişer ölür. Arkadaşlarım da çağırsa geçer. Evet değerli dostlar, Moskova'da yükümüzü boşalttık ve bildiğiniz üzere Moskova'da bir tur yaptık, bir gezi yaptık. Ondan sonra Enver abi geldi, onu bekledim. Enver abi de yükünü boşalttı. Ve şimdi Moskova'dan çıkış yapıp Tolyatı'ya doğru geçeceğiz. Tolyatı'dan bir yükleme işlemimiz var. Bakalım hep birlikte gidelim. Şu an 4,5 saatlik sürüşümüz var. Daha yeni yola çıktık. Ve buradan Tolyatı'ya doğru ilerleyeceğiz. Bakalım yolda bizi neler karşılıyor. Nelerle karşılaşacağız, neler olacak. Hep birlikte yolculuğa devam ederek bunları yaşayacağız ve göreceğiz bakalım. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Her lojistiktir baba. Enver abidir. Enver abiyle beraber gidelim bakalım. Bu sefer İran üstü gideceğiz. İran üzeri neler bizi bekliyor bakalım. İran'ı hiç görmedik daha önce. Yani şu an burada hava soğuk. Üstüm kalın. Aylardan da Eylül'ün kaçına bugün? Eylül'ün 7'si, 7 Eylül Perşembe. Ama şu an burada hava soğudu gerçekten. Bu var, bunun üstünde şey altında kırmızı bir tişörtüm var, Scania tişörtüm. Onun altında da atlet var. O halde üşüyorum abi. Vallahi hava soğudu buralarda. Dediğim gibi Moskova'dan şimdi yola çıktık. Ve son bir korna çaktık. Gidiyoruz abi, devam. Haydi bismillah. Geliyoruz, geliyoruz. Zafer bizim, biliyoruz. Devam. Allah'ın izniyle. Şimdi bugün konulardan elimize ne alabiliriz, ne anlatabiliriz, nereden bahsedebiliriz? Moskova'dan bahsedelim. Veya Rusya yollarından bahsedelim. Ama abi şuranın doğası bambaşka bir olay. Gerçekten her yer yemişir. Şöyle aktarayım ben size.
Sağımız, solumuz, bu ne lan? Askeri araçmış gibi abi. Tabii ben yine ara ekipmanımı hazırladım şöyle. Tripodumuz burada bekliyor çekimler için. Yavaş yavaş yolculuğa devam edelim. Birazdan konular aklımıza gelir. Nereden bahsedeceğimizi, neyden bahsedeceğimizi tamamlarız ve güzel güzel sohbet ede ede Tolgati'ye doğru gideriz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılar, selamlar olsun. Şimdi yola devam ediyoruz ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum.